Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye. Bu ifadeler bize ait değil, İngiliz basınına ait. İngiliz gazeteleri Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinden sonra Türkiye'nin bölgede artan gücüne yönelik dikkat çekici başlıkları attı. Rusya'nın giderek kendisine daha fazla güvenen Türk varlığıyla mücadele etmek zorunda kaldığı da vurgulandı. Azerbaycan, Ermenistan'ı yendiği anlaşmaya mecbur bıraktı. Bu zafer İngiliz basınında geniş yer aldı. Dağlık Karabağ'daki savaşın asıl kazananın Türkiye olduğu ve Ankara'nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği vurgulandı. Batı'nın ise köşeye itildiği değerlendirmesi yapıldı. Telegraf gazetesinde Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye başlıklı analize yer verildi. Yazıda Ermenistan'ın aşağılayıcı barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapıldı. Kremlin, Güney Kafkasya'da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı ifadesi kullanıldı. Aradaki farkı Türkiye yarattı ve şimdi siyasi mükafatını alacak yorumu yapıldı. Times gazetesi de Türkiye'nin bölgede artan nüfuzuna dikkat çekti. Rusya Dağlık Karabağ'ı geleneksel etki alanının parçası olarak görse de yakın çevre olarak adlandırdığı yerde giderek kendine daha fazla güvenen bir Türk varlığıyla mücadele etmek zorunda kaldı denildi. Guardian gazetesi de konuya ilişkin Dağlık Karabağ Barış Anlaşması bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendiriyor başlıklı habere yer verdi. Analistler Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının hem Moskova'yı hem de Ankara'yı Güney Kafkasya'da otoriteyi belirleyen ülkeler olarak güçlendirdiğini belirtiyor ifadesine yer verildi. Batılı güçlerin bir kenara itildiği değerlendirmesi yapıldı. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdince Cebrail'a.